Herkese merhaba. Psikolojinin köklerine doğru programın üçüncüsüne hepiniz hoş geldiniz. Size kısaca kendimizden bahsedeyim. Ben Deniz, klinik psikolog Esra Nur Kombak. Arkadaşım klinik psikolog Zeynep Ödemiş. Bugün sizlere obsesif kompulsif bozukluk hakkında nedir, ne değildir, kısaca onlardan bahsediyor olacağız. Hocam sözü kısaca size bırakayım. Teşekkür ederim. Herkese merhaba tekrar. Obsesif kompulsif bozukluk dediğimizde aslında sokağa çıksak 10 kişinin 10'una sorsak 8'inin de aşağı yukarı bir fikri olan ve yaygın görülen, 100 kişide 2-3 kişide görülen, herkesin de hakkında bir şeyler bildiği bir bozukluktan bahsedeceğiz aslında bugün. Yaklaşık 20-30 yaşlarında ortaya çıktığı bilinmekle beraber çocukluk ve ergenlik yaşlarında da görüldüğünü biliyoruz. Daha çok kadınlarda yaygın görülen bir bozukluk. Nedir bu bozukluk? Tekrarlayan, yineleyici, rahatsız eden, mantıklı çabayla da kişinin kurtulamadığı düşünceler, tekrar eden girici düşünceler. Şimdi bu düşünceleri telafi etmek için çok yoğun kaygı oluşturduklarından dolayı telafi amaçlı bunlardan kurtulmak için yapılan davranışlara da kompülsiyon diyoruz. Yani düşünce kısmına obsesyon, bunlardan kurtulmak için yapılan davranışlara da kompülsiyon diyoruz. Obsesif kompülsif bozukluk aslında bir bozukluk olmaya, bu düşüncelerden kişi kurtulmaya çalıştığı anda başlıyor. Hı hı. Halbuki düşüncelerin doğal akışkanlığı, geçicilik özelliği var. Bizim terapilerde de daha çok bahsettiğimiz, üzerinde çalıştığımız budur. Düşünce düşüncedir, zihnimizdeki resimlerdir. Gelir ve geçer. Ta ki biz onları çok kurcalamadığımız, hı hı, üzerinde durmadığımız ve düşünceyle çok meşgul olmadığımız, kurtulmaya çalışmadığımız sürece bizim başımıza dert, ayağımıza bağ olmazlar deriz. Bilinç olarak da bunu çalışırız. Obsesif kompulsif bozukluk deyince siz de biliyorsunuz Esra Hocam, ilk akla gelen aslında kirlenme obsesyonları ve onlardan kurtulmak için de o kaygıdan, bulaş, kirlenme kaygısından kurtulmak için de yapılan temizlik, yineleyici, tekrarlayıcı, temizlenme davranışları gelir ama aslında birçok da çeşidi vardır. Yine en yaygın olanlarından biri karşımdakine zarar verir miyim, yaralar mıyım düşüncesidir, obsesyonudur. Çok yaygın görülen bir şeydir. Bununla beraber kontrol kompülsiyonları, yani ışığı kapattım mı, ocağın altını söndürdün mü gibi bu konuda kaygılar, tekrar tekrar kontrol etme davranışları da sıkça görülen türlerindendir. Bunlarla beraber dini obsesyonlar, cinsel obsesyonlardan bahsedebiliriz. Onlar da yaygın görülür. Burada dini ve cinsel obsesyonlardan bahsetmişken, bana katılacaksınız eminim, bahsetmemiz gereken bir şey var. Böyle dinamik kuramın bu konuda altını çizerek söylediği şey şu ki, bu düşünceler özellikle de dini ve cinsel olanlar ve de başkasına zarar verir miyim, çocuğumu öldürür müyüm, eşimi yaralar mıyım, bu gibi kaygılar, korkular, tekrarlayıcı düşünceler aslında ego distonik dediğimiz, yani kendiliğe tamamen ters, kişinin gerçek kendiliğinde kabul edemeyeceği, kabul etmek imkansız olduğu ve çok tiksinti uyandıran düşüncelerdir. Kişi o yüzden bundan ciddi anlamda kurtulma çabası gösterir. Hı hı. Ve çok da yoğun kaygı yaşar. Aslında işlevselliği, günlük hayatı çok olumsuz etkileyen bir bozukluktur obsesif kompulsif bozukluk. Başlangıçta anksiyete bozuklukları, tanı kitabında anksiyete bozuklukları adı başlığı altında yer alırken, hı hı, sonradan tek başına bir başlık olarak artık kategorize edilmiş, sınıflandırılmıştır. Anksiyete bozukluklarının altında yeri almasının sebebi de çok ciddi kaygı ve anksiyete oluşturur bu düşünceler, kurtulmaya çalışılan düşünceler.
tedavi aşamasına gelince orada da söylemek istediğim bazı şeyler olabilir ama kısaca önce nedenlerinden bahsedeyim. Nedenleri arasında tabii ki her türlü bozuklukta olduğu gibi bir genetik şüphesi var. Anne babada veya yakın akrabalarda eğer obsesif kompulsif bozukluk varsa %25 oranında kişinin obsesif kompulsif olma olasılığı var diyor bizim psikoloji bilgimiz. Bununla beraber yine beyinde düşünceyi sansürleyen yani ayrıştıran bölgede bir bozukluk olduğuna dair çalışmalar var, bulgular var. Ve tabii ki serotonin düzeyinin düşüklüğü de obsesif kompulsif davranışları, düşünceleri tetikleyen bir durum. Bununla beraber tabii ebeveynlerde yine davranışsal gözlemleyerek öğrenme yoluyla, yani kalıtımsal genetik bir geçiş olmasa bile eğer obsesif kompulsif bir anneyle büyüyen çocukta yetişkinlik döneminde obsesyonlar geliştirme potansiyeli tabii ki daha yüksek. Nedenleri arasında bunlarla birlikte bahsedebileceğim serotonin düzeyinden bahsettik, kalıtımsal genetik geçişinden bahsettik, beyindeki o düşünceyi ayrıştıran bölgede bozukluk olma potansiyelinden bahsettik. Bunun dışında nedenleriyle ilgili aklıma başka bir şey gelirse veya sizin de desteklerinizle yine konuşuruz. Ben şimdi burada sözü belirtileriyle ilgili size bırakmak istiyorum. Aslında hocam gayet güzel özetlediniz. Öncelikle teşekkür ederim. Gayet açıklayıcı oldu bizim için, hepimiz için zannediyorum ki. Aslında ben de kısaca belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Gerçi siz yine anlatırken bahsettiniz. Ben sadece birkaç örnek vererek onları biraz daha açmış olayım. Şimdi belirtiler dediğimiz şey aslında biraz türlerine doğru bizi götürmek zorunda kalıyor. Çünkü obsesif kompulsif bozukluğun alt türleri olduğundan dolayı gösterilen belirtiler de hangi türü yaşadığımıza göre değişiklik gösteriyor. O yüzden belirtilerini anlatırken birkaç tane alt türden ve bu türlerin nasıl ortaya çıktığından, yani belirtilerin ne olduğundan bahsedeceğim. Tabii ki bunların toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiklik gösterebileceğini de unutmamak gerekiyor. Şimdi aslında size söylediğiniz en sık gördüğümüz, en sık karşılaştığımız, seanslarda bize en çok gelen danışanlarda gördüğümüz şey temizlik, aslında temizlikle alakalı takıntılar. Buna aslında bulaşma obsesyonu ve karşılığında işte o davranış olarak da temizlik kompülsiyonu diyoruz. Burada kişi yoğun olarak işte kendisine, kıyafetine, vücuduna, bedenine herhangi bir kir, mikrop, işte idrar vesaire gibi bulaşacağından yoğun bir kaygı duyuyor ve sonrasında bunu temizleyebilmek için, işte bu mikroptan, kirden kurtulabilmek için yaptığı davranışlar geliyor. Buna verilebilecek en güzel örneklerden biri sanırım şöyle bir örnek olur. İşte adamın ya da kadının biri evin dışında, kendi evinin dışında başka hiçbir yerde tuvalete girmemesi ve kendi evinde de tuvalete girdiğinde işte vücuduna, kıyafetlerine idrar bulaştığı korkusuyla işte tüm pantolonlarını, çoraplarını, eteğini, her neyse her tuvaletten sonra değiştirmesi diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bunun ne kadar yorucu ve ne kadar uğraştırıcı olduğunu hani anlatabilmek böyle bir örnekle mümkün olabilirdi diye düşündüm. Daha sonra yine kuşku obsesyonu ve sonrasında davranış olarak kontrol kompülsiyonu diyebiliriz. Kuşku da işte aslında yine sizin de bahsettiğiniz gibi işte fişi prizde unuttum mu ya da işte ocağı kapattım mı? Aynen, ocağın altını kapattım mı? Ütüyü fişten çektim mi? Gibi aşırı kaygı içeren düşünceler ve sonrasında sürekli bunların olmadığına dair bir kanıt niteliğinde sürekli kontrol etme kompülsiyonu diyoruz. Örnek veriyorum işte özellikle böyle yeni bir ürün aldığımız, örnek veriyorum bir tane danışan yeni bir araba almış olsun, onu kilitledim mi diye 5 defa sokağa inip eğer onu kontrol ediyorsa orada artık biz bir işte kompülsiyondan ya da rahatsız edici bir obsesyondan aslında bahsedebiliriz. Kuşku obsesyonlarına birisine zarar verme düşüncelerini de sokuyoruz hocam. Özellikle doğusalık döneminde annelerde biraz fazla rastladığımız bir düşünce tarzı oluyor bu. İşte bebeğime zarar verir miyim? İşte bebeğimi kucağıma aldığımda aniden onu düşürür müyüm? Ya da aniden onu
bir yere asar mıyım? Ya da işte ya işte sütüm yetmez de gibi böyle çok derin düşünceler ve sonrasında işte bebekten uzaklaşma gibi, bebeği hiç kucağa almama gibi davranışlar, yani kontrol çünkü zarar vereceğim dediğimiz sık gördüğümüz takıntılar arasında aslında. O yüzden kuşkuya sadece priz gibi şeyleri değil, birisine zarar verme düşüncelerini de yine alıyoruz. Daha sonra yine cinsel içerikli obsesyonlardan bahsedebiliriz. Bunun belirtileri de ortaya aslında biraz daha dediğimiz gibi bastıramadığımız ve böyle aslında sen bu düşüncelerin istemediğimiz şekilde aklımıza geldiğini söylediniz. Bunları kontrol edemediğimiz ve hani düşünmekten kendimizi alıkoyamadığımız kabul edilmeyen cinsel düşünceler aslında. Örnek veriyorum. İşte 55 yaşında bir kadının, yani bu tamamen bir afaki bir örnek. 55 yaşında bir kadının çevresindeki her erkeğe dair cinsel içerikler düşünüyor olması buradaki cinsel obsesyonlara verebileceğimiz örneklerden. Yine dini obsesyonlarımız var bizim. Özellikle inançla alakalı obsesyonlar. Bu tam zıttı olabileceği gibi yaşadığımız inancı tetikleyebilecek nitelikte de olabilir. Ne demek istiyorum? Yani aslında sürekli 5 vakit namaz kılan, yani dini inancı çok yüksek olan birinin namaz kılarken aklına aniden işte sen boşuna namaz kılıyorsun, aslında Allah diye bir şey yok gibi düşüncelerin gelmesini aslında buraya alabiliyoruz. Ya da tam tersi bunu tetikleyebilecek düzeyde işte namaz kılıyorsun, daha fazlasını yapmalısın, daha fazlasını yapmalısın gibi kişiyi sürekli gün boyunca zamanını alırcasına işte ibadet etmeye yöneltebilecek düşünceleri de yine buraya alıyoruz. Hocam burada ben şeyi tekrar etmek istiyorum. Yani bu özellikle de dini cinsel obsesyonlar ve de sevdiğim birine zarar verir miyim, onu bıçaklar mıyım, yaralar mıyım, öldürür müyüm gibi düşüncelerin, tekrar eden düşüncelerin, kaygıların, korkuların altında bu ego distonik dediğimiz yani egoya tamamen de ters, kendiliğe tamamen ters, yani kişinin kabul etmekte zorlandığı, ben bunu neden düşünüyorum, düşünmemeliyim, düşünüyorsam mutlaka bunu yaparım o zaman, yani bu ne kadar korkunç bir şey, ben ne kadar kötü bir insanım bunları düşünüyorum, diğer insanlar böyle düşünmüyordur gibi aşırı anksiyeteye kendini boğduğu bu düşüncelerin altında egoya tamamen, kendiliğe tamamen ters olan bir durum olduğunu söylemek lazım. Genellikle böyledir diyelim. Yani mutlaka böyledir demeyelim. Daha olasılık dahilinde diyelim. Çünkü kişi mesela dini obsesyonlardan konuşacak olursak kişi geliyor diyor ki mesela ben namaza duruyorum. Tam böyle secdeye varacağım zaman Allah'a küfrettiğimi düşünüyorum. Allah'a küfrediyorum. Ben Allah'a nasıl küfrederim diye bu sefer suçluluk duygusu duyuyorum. Bunlar beni çok rahatsız ediyor ve katlanılmaz bir hale geldi diyor. Veya çok çok ahlaklı ve çok vicdan sahibi bir başkası geliyor diyor ki işte ben çocukları ne kadar severim ve onların ne kadar korunması gerektiğine dair ciddi şeyim vardır, hassasiyetim vardır ama ben çocuklara karşı bir cinsel arzum uyanıyor diye düşünüyorum, var diye düşünüyorum. Bunu gerçek kabul ediyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bundan kurtulmaya çalışıyorum diyor. Biraz sonra tedavisine geldiğimizde işte bundan böyle kurtulmak istiyorum, kurtulayım demekle kurtulamıyoruz. Yani düşünce böyle zaten kişinin mantık dışı bulduğu, düşünmek de istemediği ama buna rağmen kendiliğinden olan, gelen, ansızın gelen, girici, rahatsız edici düşünceler bunlar. Böyle ben kurtulayım bu düşünceden, düşünmeyeyim dediğimizde inadına tekrar tekrar zihnimize üşüşürler. Bunun başka yolları var, terapi aşamasında bahsedeceğiz. Kesinlikle. Kısaca bir iki tane daha belirtiden bahsetmek istiyorum. Yine seanslarla denk geldiğimiz, yani aslında bunun çok fazla türleri, alt çeşitleri var. Burada hepsinden bahsetmek çok mümkün değil ama hani obsesif kompulsif bozukluk dediğimizde en çok gördüğümüz belirtileri aslında ben kısaca almak istedim. Yine bir diğer aslında hocam çok karşılaştığımız o düzen obsesyonu ve simetri hastalığı dediğimiz şey aslında obsesif kompulsif bozukluğun bir alt çeşidi. Burada da kişiler böyle bozuk, yamuk, yan, duran bir şeyi sürekli düzeltme ihtiyacı duyarlar.
aslında daha çok belki işte babaannelerimizden, anneannelerimizden örnek vermek gerekir. Biraz bize de aşılanan bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunu. İşte örtünün masada düz durması gibi, işte perdenin sağlı sollu tam ortada durması gibi. Elbette tabii ki belki bunların hepsine hani OKB dediğimiz hastalık demeyeceğiz ama hani böyle çok tanıdık geliyor ama işte mesela daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek vermem gerekirse bir tane ev hanımının orta sehpada duran o danteli sürekli düzeltmek istemesi. Hocam tam ortada durması gerekiyor. Yana kaydığında içimde böyle bir şeyler kopuyor ve onu hızlıca düzeltmek istiyorum dediği şey aslında biraz daha hastalık olarak kabul ediyoruz. Yine belki sadece kompülsiyon olarak bahsedeceğim sayma kompülsiyonları var hocam. Yani buna da çok denk geliyoruzdur diye düşünüyorum seanslarda. İşte örnek veriyorum okula giden çocuğunu uğurlayan bir anne 3 defa yolun açık olsun diyor. Eğer 3 defa yolun açık olsun demezse çocuğunun gününün kötü geçeceğini ya da çocuğunun başına bir zarar gelebileceğini düşünüyor. Aslında yine burada en başta bir obsesyon yani düşünce dediğimiz yoğun kaygı getiren bir düşünce var. Eğer ben çocuğuma 3 kere demezsem başına bir şey gelecek yani bir zarar görecek çocuğum. O yüzden 3 kere yolun açık olsun diyorum. Ya da işte mesela bu kapı kilitleme vesaire için de olabilir. İşte 3 kere kapıyı kilitliyorum. 3 kere kilitlersem güvende hissedeceğim düşünceleri. Yine sayma kompülsiyonları da çok karşılaştığımız kompülsiyonlardan biri. Peki ben tüm bu belirtileri de saymış olduktan sonra belki çoğu izleyicimizin de soracağı bir soruyu yöneltmek istiyorum size. Peki böyle her takıntılı düşünce, her takıntılı davranış obsesif kompulsif bozukluk mudur hocam? Aslında tüm psikopatolojiler için aynı şey söylenebilir. Eğer bir bir şeyi bozukluk olarak tanımlayabilmemiz için o şeyin miktarının, zamanının yani bizim günlük hayatımızın işleyişini bozuyor olması lazım. Günümüzün büyük bir çoğunluğunu eğer bu türden obsesyonlarla ve telafi edici kompülsiyon davranışlarıyla geçiriyorsak evet buna bir bozukluk diyebiliriz ama onun dışında benim aklıma bazen bazı şeyler geliyor, saçma şeyler, beni de korkutan şeyler dediğimiz noktada tabii ki bu bir bozukluk değil. Yani bunun işlevselliği bozuyor olması gerekir. Hangimizin aklından geçmemiştir yüksek bir yere çıktığımızda buradan kendimi atar mıyım falan diye benzeri düşünceler veya birine zarar verir miyim? Anlık bu düşünceler aslında gelir ve geçer. Yani akışkanlık özelliği vardır. Ta ki biz onları çok kurcalayıp çok meşgul olmadığımız ve ona çok mesai harcamadığımız, kurtulmaya çalışmadığımız sürece zaten geçicidir, düşünce akışkandır. Biz de zaten terapilerde ne yapıyoruz? Bu düşünceyle kişinin arasında bir mesafe almasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani düşünce düşüncedir, otobüsteki yolcular gibidir, durağa geldiğinde iner, otobüsün şoförü sizsiniz, kalıcı olan sizsiniz, siz ayrısınız, düşünceleriniz ayrı deriz. Burada bir şeyi bozukluk yapan şey aslında onun ayağımıza dolanması, bağ olması, günlük rutinlerimizi, hayatımızın işleyişini olumsuz yönde etkilemesidir. Yani miktarıdır, ne kadar onunla zaman harcadığımızdır. O zaman cevabınız için teşekkür ederim hocam. Böylelikle izleyicilerimiz de acaba ben hasta mıyım? Benim de böyle takıntılarım var sorusuna bir cevap bulmuştur umarım diye düşünüyorum. Son olarak kısaca o zaman aslında yine ara ara bahsettiğimiz tedavisinden bahsedelim. Obsesif kompulsif bozukluk tamamen tedavi edilebilir bir hastalık. Tabii ki bunda belirli tedavi çeşitleri var. İlaç tedavisi de olabilir. Sadece ilerlediğimiz psikoterapi de olabilir. İkisi aynı anda da olabilir. Bu hastalığın şiddetine, hastanın terapiye ya da ilaca verdiği cevaba göre değişiklik gösterebilir ama ben kısaca psikoterapi kısmından bahsedeyim. Şimdi terapi dediğimiz şey uzun soluklu bir şey aslında ve danışanların bu noktada bize gelmeye karar verdikleri noktada biraz daha sabırlı, biraz daha işbirliği yapmaya hazır olmaları gerekiyor. Ama bize geldikleri noktada ne yapıyoruz terapide? Terapiler arasında hocam en etkili bilişsel davranışçı terapiyi uyguluyoruz. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda. Kısaca OKB diyorum ama hani bazen izleyicilerimiz anlamaz diye de uzun uzun bahsediyorum. Evet, bu eğer bu bir düşünce hastalığıysa ki OKB yani obsesif kompulsif bozukluk tam olarak bir düşünce yoğunluklu bir hastalıktır. Bilişsel davranışçı terapi dediğimizde de zaten bilişsel davranışçı terapi ne yapar? Düşünce
düşünceler üzerine çalışır. Evet. Nitekim yapılan çalışmalarda bilişsel davranışçı terapinin yararlılığını kanıtlamaktadır. Ama sizin de dediğiniz gibi Esra Hocam, ilaç artı psikoterapi en yararlı ve en sağlam sonucu, tekrarını önleyen sonucu vermektedir diyebiliriz. Kesinlikle hocam. Yani burada çünkü o yoğun düşüncelere, yani danışana çok yoğun düşünceler gelirken onu farklı şeyler düşünmeye itiyor olmak bizim için terapide çok zorlayıcı olabilir. En azından ilaçla bu kısmı desteklerken aslında ilaç bir noktada danışanı terapiye bir tık daha hazır hale getiriyor. Ya da o düşüncelerin yoğunluğunu azaltıyor diyebiliriz. Kısaca ne yapıyoruz terapide böyle gelen hastalara, danışanlara? Ondan bahsetmek isterim. Bilişsel davranışçı terapi dediğimiz gibi aslında ikiye ayrılıyor. Bir bilişsel terapiler kısmı var, bir de davranışsal terapiler kısmı var. Bilişsel terapilerde o yine sizin de bahsettiğiniz, işte danışanın yoğun kaygı içeren düşüncelerini alıyoruz. Onları daha işlevsel olanlarıyla değiştirmeye çalışıyoruz. Bu bizim aslında biliş tarafında yaptığımız işlemler oluyor. Davranış kısmında da biraz daha yine söyleyeceğim. Aslında biz burada danışanların o yoğun kaygıyı aklından çıkarmalarını istemiyoruz. Aksine o yoğun kaygıyı aklında tutmalarını ve gün sonunda bu kaygının gerçekleşmediğini onlara kanıtlamak istiyoruz. Aslında bu da biraz daha davranışsal terapi kısmına giriyor. Özellikle buradaki danışanlar işte o kaygıyı azaltmak için tekrarlayıcı davranışlarda bulunuyor. Biz de bu kaçınma davranışlarını, yani o tekrarlayıcı davranışları engellemeye çalışıyoruz bilişsel davranışçı terapiyle. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu tedavi kısmına? Tedavi kısmı ile ilgili söylemek istediğim, aslında sizin söylediklerinizi destekleyen ve ilave birkaç şey söylemek isterim. Tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin yararlılığı kanıtlanmıştır dedik. Bilişsel davranışçı terapide ne yapıyoruz? Biz bir obsesif kompulsif bozukluğu olan kişide düşünce aksiyon, düşünce hareket füzyonu dediğimiz, kaynaşması dediğimiz bir durum vardır. Yani ben çocuğuma zarar vereceğimi düşünüyorsam zarar verebilirim. Bu çok güçlü bir olasılık ve ben bu düşünceden kurtulmalıyım, bu korkunç bir şey dediği anda bu düşünce aksiyon kaynaşması, düşünce eylem kaynaşması üzerine çalışırız biz. Yani düşüncelerin ayrı, düşünceleriyle kendisi arasında mesafe koymasını sağlamaya çalışırız. Bununla ilgili psikoeğitim veririz ve bilişler üzerine çalışırız. Bunun dışında sizin de dediğiniz gibi obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerde, anksiyete bozuklukları olan kişilerde şu vardır. Terapiye gelirler. Hı-hı. Aslında o kaygıdan kurtulmak, o düşünceden kurtulmak için gelirler. Ama bir yandan da kurtulurlarsa, yani bunu düşünmekten, düşünerek bunu çözebileceklerini zannederler. Düşünmezlerse, yeterince düşünmezlerse de çözemeyeceklerini düşünürler. Yeterince düşündüklerinde çözebileceklerine inandıkları için çokça düşünürler. Çokça düşündükçe çıpa atmış olurlar, demir atmış olurlar o düşüncelere. Bu döngüyü kırmaya çalışırız. Ve bununla beraber o kaygıya katlanabilip sempatik sistemden parasempatik sisteme geçişi sağlayabilmek için o kaygıyla kalmayı, ondan kaçmamayı sağlamaya çalışırız. Bunlara da sizin de bildiğiniz gibi maruziyet çalışmaları diyoruz. Bununla birlikte ilaçlar serotonerjik sisteme etki ederek beyindeki serotonin miktarını artırarak bu konuda bize yardımcı olurlar. Tedavisiyle ilgili söylemek istediğim bunlar. Kişi peki tek başına terapi ve ilaçlarla birlikte iyileşir mi? Kendisinin eğer tedaviye ulaşma imkanı yoksa, kaynakları buna müsait değilse, kendisi ne yapabilir veya terapi görüyorsa bunu destekleyici kendisi ne yapabilir? Kendi hayatında sorumluluk aldığında terapiye ilave ne yapabilir diye konuşacak olursak da orada ben hep ve her zaman vurguladığım melatonin hormonu, uyku ve açık hava yürüyüşlerini tekrar etmek isterim. Bu da kişinin kendine yapabileceği en büyük iyilik olur, destekleyici olur terapilere diyebilirim. O halde obsesif kompulsif bozukluk hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar diyelim. Evet.
Psikolojinin Kökenlerine Doğru programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir programda daha bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün sizlere obsesif kompulsif bozukluk hakkında kısaca bilgi vermek istedik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.